Gençler hepinize selamlar. Ekiple birlikte Agro videosu ile karşınızdayız. Ekibin video çektiğimden haberi yok. Daha doğal olması açısından onlara söylemedim video çektiğimi. Daha öncesinden bu oyunun videosunu atmıştık ama bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Vampir köylü oyununu biliyorsunuzdur. Onun kurt adam köylü versiyonu olarak düşünün. İşte kurt adam suikastçı gibi kötü roller oluyor. Bir de köylü sınıfında muhafız, düz köylü, avcı, influencer falan gibi masum rolleri oluyor. Kötü olan karakterler köy halkının tamamını öldürmeye çalışıyor. Köy halkındaki karakterler de kurtların kim olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Bir roleplay oyunu yani. Oyunu bilmeyenler için gerektiği yerde ben videoyu durdurarak sonradan dış seslendirme yapacağım. Yani o kararı neden aldık? O kişiden neden şüpheleniyoruz? O an benim rolüm ne işe yarıyor? Bunların hepsini size o sahneyi durdurarak dış ses olarak anlatacağım. Böylece oyunu anlayarak izlemiş olacaksınız. Umarım eğlenirsiniz. Bu maçtaki rolüm aşk tanrısı. Bu karakter istediği iki kişiyi birbirine aşık ediyor. Bu aşık olan kişilerin maçı beraber kazanması gerekiyor. Yani onlara özel bir chat bölümü oluyor ve birbirlerine sorarak rollerini öğrenebiliyorlar. Ona göre bir strateji belirleyebiliyorlar. Oyundaki diğer kişiler kimlerin aşık olduğunu göremiyorlar. Sadece aşık olan kişiler ve aşk tanrısı kimlerin aşık olduğunu biliyor. Eğer bu aşıklardan bir tanesi ölürse otomatik olarak diğer kişi de ölmüş oluyor. Tamamen birbirlerine bağlılar yani. Beyler infom var. Bir başlayaydık amına. Geyik kemiğine a**ayım ya. Benim sana el hareketi çekiyorum şu an. Abi tam orası. Senin sağında kim vardı ona el hareketi çekeyim. Abi bu oyunun amacı o değil. Ölen yok, biri dönüşmüş. Tolga abi burada şunu demek istiyor. İlk gece eğer herhangi birisi ölmediyse oyunda kara kurt var demektir. Kara kurt diğer kişilerden istediği birisini kurta dönüştürüyor. Yani isterse birini öldürebilir, isterse de birisini kurta dönüştürüp kurt sayısını arttırabilir. Tabii ki mantıklı olanı kurt sayısını arttırmak. O yüzden ilk gece birisi ölmediyse %90 ihtimalle kara kurt var demektir. Tolga abi de burada onu ima ediyor. Kimse ölmemiş, oyunda kara kurt var, ona göre diyor. Sessiz ol, sessiz ol. Kainim Besagor kurt. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Emir kainim dedi. Aslında melek falan da değil. Aslında kurt, kainin kim olduğunu öğrendi. Şimdi kaini öldürecekler hep beraber. Emir burada kain olduğunu iddia ediyor. Sesler üst üste bindiği için bazı sahneleri koyamıyorum. Daha anlaşılabilir olması için bu şekilde durdurup anlatıyorum. Emir kahinim dedikten sonra Göktuğ atladı Emir'in rolüne. Yalan söylüyor, kahin benim dedi. Biz de şöyle bir şeyden şüphelendik. Emir güçlü bir rolün kendisinde olduğunu iddia ediyor. Çünkü ondan şüphelenmemizi ve onun yalan söylediğini düşünmemizi istiyor. Buna ihtiyacı olan tek bir karakter var. O da melek rolü. Melek rolü tek başına bir rol. Oyunu tek başına kazanması gerekiyor yani. İlk gece kendisini öldürtmesi gerekiyor. Yani işte birilerini suçlayarak kendi üzerine şüphe çekerek ya da Emir'in yaptığı gibi başka birisinin rolünü üstlenerek kendi üstüne şüphe çekip kendini yalancı çıkarıp köy halkının oy vererek kendisini elemesini istiyor. Bu şekilde gerçekleştiği zaman melek oyunu kazanmış oluyor. Fakat biz tabii ki bunu yemedik. Emir'in böyle bir şey yaptığını anladık ve Emir'e oy vermedik. Gerçek kahin şimdilik bizim gözümüzde Göktuğ. Kain olsam ilk turdan böyle tek atıp hadi kurtu bulmuş olsun gerçekten. Besagor kurt olsun. Böyle bir risk alır mı kahin? Tolga abinin bahsettiği risk şu. Kahin çok önemli bir rol. Her gece istediği bir kişiyi seçip o kişinin direkt olarak %100 ihtimalle rolünü öğreniyor. En güçlü köylü rollerinden birisi. Tolga abi de diyor ki Emir kahin olsaydı daha ilk günden bunu ifşalar mıydı? Yani bu riske girer miydi? Bahsettiği risk de şu. Kahinin kim olduğu ifşalandıktan sonra kötü rollerdeki herkes gece kahine saldırıyor doğal olarak. Hani bizim rolümüzü de görüp bizi ifşalamasın diye. Tolga abi de diyor ki yani Emir kahinse ilk günden kendisini niye ifşalıyor? Niye böyle bir riske giriyor? Zaten Emir'in kahin olmadığını biz anladık. Bir şey sorayım bir saniye. Emir kime baktın? Kimin rolü ne? Besagor kara kurt. Dönüştüren kurt yani. Ya beyler sizce Emir Lovers kahin olsa Göktuğ ben kahinim dediğinde ya sen nasıl kahinsin koyayım böyle oyunu falan demez miydi? Ne alaka? Bak bak bu elim sana girsin. Görüyor musun elimi? Rolün ne yerde nasıl ya ben? Köylü ne a**ayım? Abi üyü nerede? O kadar köylü yani Ahmet. Noktalama işaretlerini bilmiyor amına. Emir uyansana hayvan herif, ne yapıyorsun? Kalk oyun oynuyoruz. Arkadaşlar Emir'in horlaya horlaya uyumasının sebebi şu. Kurt rolleri de kendi arasında sınıflandırılabiliyor. Kara kurt, sisli kurt. Hepsinin sırası gelince anlatacağım zaten. Burada anestezist var demektir. O da kurt rollerinden birisi. Yani hem diğer kurtlarla birlikte oy vererek istediği bir kişiyi öldürüyor. Bu arada kurtlar her gece tek bir kişiye saldırabiliyor. Yani iki tane kurt birisini seçip diğer ikisi başkasını seçip aynı gece iki kişiyi falan öldüremiyorlar. Her neyse bu anestezist kurt da diğer kurtlarla oy vererek istediği bir kişiyi öldürebiliyor. Bu standart olayı
bir de diğer kurtlardan ayıran bir özelliği var. Gece istediği bir kişiyi uyutup o kişinin güne uyuyarak başlamasını sağlıyor. Bu şu demek oluyor, o uyuyan kişi o gün bitene kadar konuşamıyor. Yani işte çok önemli bir infosu vardır, birisinin kurt olduğunu anlamıştır falan ama hiçbir şekilde konuşmaya dahil olamıyor. O uyku özelliği geçene kadar susması gerekiyor yani. Bir şey diyeceğim, Kahin Bey bu gece kimi gördüğünüzü öğrenebilir miyiz? Ha evet evet Gökçe. Besa'ya baktım ama söyleyemem. Peki bir info daha soruyorum sana. Evet, ilk gün kime mi? Evet. İlk gün. Sana baktım, aç tanrıçasısın. Doğru. Hatırlarsanız ilk el Emir kahin olduğunu iddia etmişti. Göktuğ da atlamıştı Emir yalan söylüyor kahin benim diye. Şimdi birkaç tur sonra Göktuğ'a kimin rollerine baktığını sorduk. Göktuğ'un kahin olduğundan emin olmak için benim rolüme baktığını ve benim aşk tanrısı olduğumu söyledi. Ben daha öncesinden buna dair hiçbir info vermemiştim. Ona rağmen rolümü bildi. Yani Göktuğ doğru söylüyor. Göktuğ'un rolü kahin. Ahmet abiyle Besa'ya güvenebilirsiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne oldu lan? Gece mi oldu? 2 saattir uyuyor hayvan herif. Ya bir şey diyeyim mi? Bence muhtemelen aramızda ne var söyleyeyim mi? Ninja var ve gerizekalı özelliğini kullanmayı bilmiyor. Ya bu Gandalf ne yapıyor burada ya? Ayı almış yanına bir de. Kardeşime verdim. Bu ne oğlum, bu masadaki ben değilim. Her maçın başında köy halkının oylamasıyla bir tane belediye başkanı seçiliyor. Bu belediye başkanı eğer ölürse belediye başkanlığı rolünü istediği bir kişiye verebiliyor. Burada Tolga abi öldüğü için, benim de masum olduğumu bildiği için başkanlığı bana verdi. Başkanlığın avantajları şunlar. Yazılı olmayan bir kural olarak biz şunu uyguluyoruz. Başkan istediği kişilere söz hakkı verip onların konuşmasını isteyebiliyor. Ya da istediği kişilere rol sorabiliyor, hani sen nesin, sen nesin gibisinden. Yalan söyleyip söylemediğini anlamak için. Ve başkanlığın en önemli olayı, iki kişi aynı oyu alırsa eleme aşamasında son kararı başkan veriyor. Ve başkan ile birisi 1v1 kaldıysa o kişi başkana, başkan da o kişiye oy atıyor. Fakat başkanın oyu daha değerli olduğu için o 1v1'i başkan kazanmış oluyor. Şimdi Besagor'la biz %100 temiziz. Sonradan dönüştürülme ihtimalimiz yok. Çünkü Göktuğ bizi sonradan gördü. Bu arada Ahmet, benim bir net infom var, söyleyeyim mi? Nereden konuşuyorsun? Heh, evet. Her yere baktım. Bilerek de ses çıkarmadım. Acaba bir şey olacak mı diye. Buradan gezdim. Sen temizdin. Sülo temiz. Renas temiz. Mami kurttu. Ali burada şunu anlatmak istiyor. Köylüler arasında küçük kız diye bir rol var. Normalde gece olduğu zaman her yer karanlık oluyor. Hiç kimse birbirini görmüyor yani. Fakat bu küçük kız kurtlar oylama aşamasındayken kurtların oy süresi bitene kadar çevreyi böyle çok kısık gözle görebiliyor. Tabii ki çok net değil. Böyle minicik bir kapı aralığı gibi düşünün. O tarz bir şekilde çevreyi görebiliyor. Yani dikkatlice bakarsa kurtun kim olduğunu görüp sabah olunca da köy halkına bu şekilde info verebiliyor. Ben kurdun kim olduğunu gördüm diye. Fakat şöyle bir olay var. Küçük kızken bir kurt gördüyseniz karakteriniz gülmeye başlıyor. Ve gece kurtu ararken kafanızı sağa sola çevirdiğiniz için kurtlar kimin küçük kız olduğunu tespit edip ona göre küçük kızı öldürmeye çalışabiliyorlar. Bizi ifşalamasın diye. Ali de burada diyor ki ben küçük kızım. Mami'nin kurt olduğunu gördüm. Ben kurt değilim ben. Aa tamam o zaman. Ben kurt diyorum beyler. Bu kurt gördüm yani gece. Ben ikinci round mesela... Ya mami. Round sayısını hatırlamaya çalıştım. Birinci round Besa'yı korudum. Oğlum çünkü sen muhafızsın. Sen Göktuğ'u koruyacaksın kesin olduğu için sana saldırdılar. Ben de seni korudum o yüzden. Renas'ın burada ölmesine rağmen silah çekme sebebi şu. Rolü avcı. Bu da güçlü köylü sınıflarından birisi. Eğer herhangi birisi tarafından saldırı alıp öldüyseniz ölürken yanınızda birini daha götürme hakkınız oluyor. Yani ölüyorsunuz tamam, bundan kurtulamıyorsunuz ama istediğiniz bir kişiyi vurma hakkınız oluyor. 30 saniye süreniz oluyor silahı çektikten sonra. İnsanlara rollerini falan soruyorsunuz. Şüphelendiğiniz birisi varsa da ona ateş edip onu da yanınıza götürmüş oluyorsunuz. Ben seni Renas bilseniz bak. Renas terör estirdi oğlum, ne oldu? Ali acaba bir götlük yapmış olabilir mi ya? Vallahi hayır, yapmadım Ahmet. Tamam o zaman. Öldüm yani. Ahmetciğim garanti alalım mı oyunu? Ali ile Süleyman'ı keselim. Ben senin üçümüz safe bakayım biter oyun. Bir şey soracağım, senin kaşların niye birleşik ama? Overthinking bir fikir atacağım. Ali Mami'yi öldürmeye çalıştı. Mami ölmeyince onun suikastçı olduğunu anlayıp küçük kız RP'siyle Mami'yi gördüm ayağına mı yattı acaba? Bu bir overthinking.
Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Kurtlar suikastçıya saldırırsa suikastçı ölmüyor arkadaşlar. Yani kurtlar suikastçıyı öldüremiyor. Ben de burada şunu düşündüm. Ali kurt olarak oyunu Mami'ye verdi. Fakat sabah olup Mami'nin ölmediğini görünce Mami'nin suikastçı olduğundan şüphelendi. Suikastçı tek başına kazanması gereken bir rol. Yani kurtlara düşman. Aynı zamanda kurtları da öldürebiliyor. O yüzden Ali de dedi ki ben küçük kız gibi görüneyim. Mami'nin üstüne suç atayım. Böylece suikastçıyı da ortadan kaldırayım. Benim için bir tehdit daha azalsın. Hem de benim küçük kız olduğuma inandıkları için kurt olmamdan şüphelenmesinler. Burada anlatmaya çalıştığım teori bu şekilde. Şu dörtlü arasında benim en güvenmediğim isim Sülo. Bilmem benim oyum Sülo'dan yana. Ölüler içeride karan var. Kamyoncular DNA gibi şu anda. Besa! Lan bunu kim öldürdü? İkinizden biri a**ayım Besa. Ali Besa koru şey verdin ha. Ali ya tamam kendine şey yaptı bu. Şerefsiz Ali, overthinking'imde doğru tahmin etmişim. Harbiden dediğim gibi yapmış. Bu maçtaki rolüm influencer. Bu rol köy halkından sayılıyor. Fakat tek başına kazanması gereken bir rol. Oyun sana bir görev veriyor ve bu görevi ilk iki turda tamamlaman lazım. Benim bu maçtaki görevim Göktuğ'un seçilmesi. Nasıl seçildiğinin bir önemi yok. Belediye başkanı da olabilir. Ona bir suçlama atıp onun elenmesini de sağlayabilirim. Ya da gece kurtlar tarafından saldırıya uğrayabilir. Bu saydığım 3 senaryodan birisi gerçekleştiği zaman influencer olarak ben kazanıyorum. Influencer görevini tamamlasa da tamamlamasa da masum tarafından olmaya devam ediyor ve maç bitmiyor. Yani influencer görevini tamamladı diye maç bitmiyor. Sadece yan görev gibi düşünün. Görevini tamamladıktan sonra köy halkıyla birlikte yine kurtların kim olduğunu çözmeye çalışıyor. Ne oluyor ya? Gece gece ormandan bir ses geliyor. Evet, şimdi geldik Zurna'nın Zattirzort dediği yere arkadaşlar. Oyunda bir kara kurt var ve gece beni dönüştürmüşler. Yani kurt takımına katıldım. Influencerlık falan iptal. Fakat şöyle bir cinlik düşünüyorum. Ben influencer olduğumu biliyorum. Yani ben influencerım dediğim zaman kimse gidip de hayır sen influencer değilsin, influencer benim demeyecek. O yüzden çaktırmadan Göktuğ'u belediye başkanı seçtirmeye çalışıp bizimkilerin benim influencer olduğumu anlamalarını istiyorum. Böylece onların gözünde masummuşum gibi bir hava olacak ve rahat rahat kurt tarafında oynamaya devam edeceğim. Yani birazdan çıkaracağım kaos tamamen benim influencer olduğumu düşünsünler diye. Yoksa Göktuğ'un seçilip seçilmemesinin çok bir önemi yok. Kurt takımına katıldım zaten. Az önceki tur ilk iki ölen kişi kimdi? Göktuğ ve sen mi abi? Aynen. Neredesin he? Göktuğ birden 15'e kadar bir sayı söyle. 13. Tolga abi sen de söyle birden 15'e kadar. 11. Tamam 24. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Göktuğ çıktı. Göktuğ belediye başkanı olmalı. Görev a**ına koyayım ya. Görev ya. Bu görev. Lan 24 saydım Göktuğ çıktı. Bir şey yaptı ya. Evet arkadaşlar plan başarılı. İbo ayısı olta yuttu. Hemen influencer görevi olduğunu anladılar. Saçma sapan bir oyunla Göktuğ'u belediye başkanı yapmaya çalıştım çünkü. Artık bizimkilerin gözünde temizim diyebiliriz. Lan ayı bana bak. Bu ne oğlum? Üçtür keller başkan oluyor ya. Allah Allah. Yine köylü ırkına katıldık. Hepinizden tiksiniyorum öncelikle. Kurtlar olarak oyumuzu Gandalf Tolga abiye verdik. Ben iki geceler en başta Ali'yi korudum. İkinci olarak Göktuğ'u korudum, muhafızım. İkinci gece Göktuğ'u mu korudun? İlk gece Ali'yi bilip bilemediğini bilemeyiz. Sonuçta ilk gece bir kara kurt olup dönüştürebilir. Kil çıkmamasını oradan anlayabiliriz. Ama ikinci gece dediği doğru olabilir. Bu kadar kişi arasından Göktuğ'u tutturması da ilginç ama kil çıkmamasının sebebi cidden Göktuğ'u denk getirmesi olabilir. Biz gece Tolga abiyi seçmiştik fakat Tolga abi ölmedi. Yani ya suikastçı ya da diğer masum rollerinden birisi Tolga abiyi korumuş. Burada Süleyman'ın dediği şey de şu. Ben muhafızım. İlk gece Ali'yi korudum. İkinci gecede Göktuğ'u korudum diyor. Fakat biz zaten kurtuz. Yani bizi koruyup korumaması bir şey değiştirmiyor. Sadece kendisinin muhafız olduğunu iddia ediyor. Ya şu İbo'yu atın köyün IQ seviyesini düşürüyor. Tipe bak. Ne nasıl sesin? Mağaradan geliyor bu arada. Tamam sen birinin saldırı alıp aldığını görüp korudun mu? Korudum. Tolga abi itti. Tamam. Bu tur mu korudun? Bu tur korudum. Hele. Orospu aldık. Gece gece geliyor ya bir de ormandan ses amını. Yok ya. Renas'cığım. Evet. Tamam beyler neyse bunu anladık. Tamam bu Tolga abinin hasar aldığını görmüş ve korumuş. Sülo'ya da inanıyorum çünkü hiçbir rol bir şey gerekmeden muhafız olduğunu iddia etti. Yani okey Renas'la Sülo benim gözümde temiz. Beni anladınız diye düşünüyorum ama rol check yapmam gerekirse yaparım. Sülo'yla benim dönüşmüş olma ihtimalimizi göz önünde bulundurun. Var mı başka infosu olan? Bende yok. Ne s**ke yarıyorsun ki sen zaten sabahtan beri? Kim oy verdi? Oy verdi. Ortaya basacağım diye Ali'ye basmışsın. Ulan kurt arkadaşımız yanlış oya gitti ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kural var. Tek bir oyla birisi
birisini elemek yasak. Yani işte tam oylama süresi biterken son saniye birisine oy verip o kişiyi elemek yasak. O yüzden bu kısımda biraz tepki gösteriyoruz yapan kişiye. Rena Sürek kuyudan çıkış anı. İşçi karınca öldü anasını satayım. Masum olduğu kesin olanları atmayın. Evet gençler, bu rolde bombacı rolü. Köy halkından sayılan bir rol. Kötü bir rol değil yani. Gece istediği bir kişiye bomba fırlatıyor. Ve sabah olduğu zaman o kişi elinde bombayla başlıyor. Bombanın belli bir fırlatılma sayısı var. Yani atıyorum 8. fırlatılışta patlayacak gibisinden. Herkes rastgele birbirine fırlatıyor falan derken fırlatılma hakkının dolduğu kişi de patlıyor bomba. Nami Tolga abiye falan atın. Kaçta patlıyor onu bir söyleyin. Dur ben ne konuşayım. Beyler infom var. Medium'dan ilk defa info alıyorum bu arada, ilk defa. Ali'nin mezara şey bastım. Burada yaşanan olay Sisli Kurt'un başının altından çıkıyor. Gündüzken istediği zaman özelliğini kullanarak bu şekilde günü bitirip geceye geçmemizi sağlayabiliyor. Bu şöyle bir avantaj veriyor. O an info verecek birisi varsa infosunu verememiş oluyor. Çünkü gün bitmiş oluyor. Gece konuşmak yasak. İnfoları sadece sabah verebiliyoruz. Dolayısıyla Tolga abi tam bir şeylerin farkına varıp bir şeyler anlatacakken Sisli Kurt günü bitiriyor ve Tolga abinin info vermesini engelliyor. Ya oğlum oy vermiş beseydi. Ya abi oğlum oy vermiş. Eğmeni ne yapıyorsun? Arkadaşlar Besegor'un yanlış oyuyla yine bir kurt arkadaşımız öldü. İnanılmaz. İki yanlış oyla iki kurt aldı adam. Geçenki gibi çözeceğim. Şimdi Besacım, öncelikle neden böyle şeyler yaptığını soralım. Miki yokmuş ki. Ya hadi ilki miskrikti de ikincisi de mi miskrikti? Neyse tamam. Şimdi Tolga abi medyum olduğunu söyledi, zaten öldü. Gitmeden önce dedi ki İbo'nun kafasında mum var dedi, ama şimdi bu medyum olayını biliyoruz hepimiz. Hani bombacıyım dedim, bombayı attım. Evet ben. Doğru yani İbo bombacıydı zaten, bomba da öyle kullanıldı. İbo masum, Süron'un muhafız olduğu okey. Senin de dönüştürülme ihtimalin var gerçi, benim de var. O aklımda. Besa ile ilgili hiçbir infomuz yok. Yazdı mı rolünü falan daha önce? Ya siste oy vermeyeceğimizi bilmediğinden dolayı belki az önce sisi attı ve oy verdi falan yani. Bro şimdi kendi açımdan olayları değerlendiriyorum. Sülo muhafızdı ama dönüşmüş olabilir. İbo kesinlikle temiz. Besa, benim oy vereceğim kişi Besa, onu söyleyeyim. Söyleyeyim mi, açık edeyim mi? İlla vereceksek birine ben Besa'ya vereceğim. Role göre ben de oy vereceğim. Mamino, tamam ben diktatör. Ama kimseyi şu an hani yalandan vurmak istemiyorum, o yüzden kullanmıyorum. Renas'cığım akıllı oynamamız lazım. Renas'cığım akıllı diyor. Zehrini attın mı sen bu tur? Konuşuyor mu bu? Attım. Hangi tur attın ve kime attın? İbo'yu öldürdüm deseye ne gülerim amına. Ya Renas, Enir kim? Renas, ikimiz %100'üz. Ya Mami ya Sülo, birisini seçmemiz lazım. Sen şimdi Ahmet abi bu arada. Oğlum ona nasıl geldik lan? Dönüş... Bu kadar zekilik bir tek senden çıkar. Kesin dönüştün sen. Lan. Burada oylama eşit kalıyor. Mami ve Süleyman'ı dar ağacına yolluyoruz. Belediye başkanının avantajı burada devreye giriyor. Mami benim kurt tarafındayken takım arkadaşım olduğu için tabii ki Mami'yi kurtarıp Süleyman'ı eliyorum. Evet arkadaşlar, Ezvin. İki tane kurt arkadaşımız kaza kurşununa gitmesine rağmen Mami kardeşimle zeki bir playzle kazandık. Zaten belediye başkanıydım. Manipüle ettim herkesi. Geliyor mu sesim? Bu maç Sisli Kurt oldum. Az önce zaten rolün amacını anlattım. Yine kurtlarla takım arkadaşıyım, herhangi bir değişiklik yok. Sadece diğer kurtlardan farklı olarak gündüzken istediğim zaman sis atarak günü bitirebiliyorum. Yoh ya. Evet. Bu sahneye çok dikkatli bakın. Sol tarafta kafasını, boynunu kıracak şekilde çevirmiş bir Getlovo var. Biz normal şartlarda başka birisini öldürecektik gece. Fakat küçük kızın gülme sesi gelince direkt küçük kızı aramaya başladık. Ve herkes dimdirek karşıya bakarken İbrahim Bey ayı gibi kafasını çevirmiş kurtların kim olduğunu arıyor. Yani İbo'nun küçük kız olduğunu anladık. Küçük kız rolünü zaten anlatmıştım. Bu yüzden oyumuzu hemen İbo'ya çevirdik. Çünkü bizi gördü ve eğer ölmezse kimlerin kurt olduğunu söyleyecek. Bir şey diyeceğim, bir info verebilir miyim? Belki risk olacak ama bunu söylemek zorundayım. Küçük kızım, şuradan başladım. Eklem temiz, İbo kurt. Anlamışsın. Renas temiz, Emir temiz. Evet arkadaşlar, korktuğum başıma geldi. Gece İbo'ya oy verdik ama masum rollerinden birisi İbo'yu korumuş. Bu şu demek oluyor, İbo hepimizi gördü ve ölmediği için söz hakkı alarak kurtların kim olduğunu söyleyecek. Bu yüzden az önce gördüğünüz gibi İbo'dan önce davranıyorum ve küçük kız rolünü üstlenip suçu İbo'ya atıyorum. Eğer ben bunu yapmasaydım İbo direkt olarak bütün kurtların ismini sayıp tüm şüpheyi bizim üstümüze çekecekti. Fakat böyle bir sorumluluk aldığım için ve ilk suçlamayı ben yaptığım için bana
bana tamamen inanmasalar bile en azından üzerime düşecek olan şüpheyi biraz olsun azaltmış oluyorum. İbo'nun tarafına da şüphe çekiyorum yani. Bu da bizimkilerin kafasını karıştırarak belki de birkaç gün daha yaşamamı sağlıyor. Aynı zamanda kurt arkadaşlarımı da kurtarmış oluyorum. Ben bu şekilde bir suçlama yaptıktan sonra Ali'den şöyle bir cevap geldi. Sen böyle bir önemli rol olduğun zaman genelde bunu erkenden ifşa etmezsin. Saklardın dedi. Ondan sonra şöyle bir savunma yaptım ben de. Dediği şey doğru, ben böyle şeyler erkenden söylemem Kainoğlu'na falan ama direkt bana bakıyordu kurt. Anladın mı? Yani büyük ihtimal bana vermişlerdi. Büyük ihtimal bir sonraki turda bana verecekler. O yüzden hazır olmamışken infomu vereyim dedim. Belki seni cadı korumuştu. Olabilir. Bilmiyorum. Ha. Bu tarafa baktığımda Ahmet'in... kurt direkt bana bakıyordu. Anladın mı? Yani büyük ihtimal bana o gelmişti. Artık savunabilir miyim? Küçük kız benim. İlk turdan bunu söylemek istemezdim. Ahmet, Göktuğ ve Tolga abi kurt. Ekrem'in şu parlayan hayvanını gördüm. Ekrem'i tam emin değilim. Evet arkadaşlar, işler bizim için %50-50 iken Renas'ın yırtık donundan çıkar gibi çıkışı bir şeyleri mahvetmeye başlıyor. Diyor ki ben cadıyım. İbo abi kurtlar tarafından saldırıya uğradı. Cadı rolünün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir kereye mahsus kurtlar tarafından saldırıya uğrayan bir kişiyi kurtarabiliyor. Ve kurtlar tarafından saldırıya uğrayan kişinin ismini görüyor. Yani diyor ki Getlovov kurtlar tarafından saldırıya uğradı. İksirini kullanmak istiyor musun? Renas da kullanmış ve İbo'yu kurtarmış. Yani ilk gece İbo'nun ölmemesinin sebebi Renas'ın cadı olması. Bu şekil bir info verdiği için de İbo'nun kurtlar tarafından saldırıya uğradığını anlıyor bizimkiler. Bu adam kurtlar tarafından saldırıya uğradıysa masumdur diyerek okları net bir şekilde bize çevirmeye başlıyorlar. Gerizekalı Renas. İbo'ya suçladığım şekilde aynı şekilde geldi ve sonradan bir an Renas şey yaptı hani. Durumu kurtarmaya çalıştı. Hay ananın ya. Evet arkadaşlar, burada yine ortalığı karıştırmak adına birkaç saçma teori atıp tam söz hakkı İbo'ya geçecekken sisli kurt özelliğimi kullanıp günü bitiriyorum. Şöyle bir izlenim vermeye çalışıyorum. Tam İbo üzerine suçlamalarımı yapıp söz hakkını ona bırakmışken bir anda ortalık sis oldu. Yani İbo kendisini savunmak istemediği için, teorilerime karşı bir şey üretemeyeceği için sis basmış da kaçıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalıştım. Çünkü bütün oklar bize gösteriyor. Bütün kozlarımı kullanmaya çalışıyorum. Oğlum oyuna mı gitti ya? Bu nasıl bir oyun başlangıcı? 5 kişi birbirini falan yapıyor. Suç atılan kişi konusunda ilk önce. Ali hayvanı bırakırsa? Ahmet'le İbo bakışıyor değil mi şu an gece? Birinden biri kurt öpeyim. Şimdi arkadaşlar, Tolga abi diktatörmüş. Bu karakterin olayı şu: gece özelliğini kullandığı zaman sabah eline bir silah alıyor ve istediği bir kişiyi vurma hakkı var. Eğer kurt olan kişiyi vurursa diktatör hayatta kalmaya devam ediyor. Yani oyunu oynamaya devam ediyor. Fakat kurt olan kişiyi vuramazsa diktatör ölmüş sayılıyor, oyundan çıkıyor. Kahinim Ahmet sisli kurt. Abi vurabilirsin. Ahmet olmak zordur, bütün dünyaya karşı savaşırsın. Ahmet olmamak daha zordur çünkü Ahmet'e karşı savaşırsın diyerek bu maçtan ayrılıyorum arkadaşlar. Burada müthiş bir akıl oyunum vardı eğer Furkan çıkmasaydı. Tolga abi silah çekti. Yani diktatör olduğu %100'dü. İbo da ilk el savunmasını yaparken benim, Göktuğ'un ve Tolga abinin kurt olduğunu söylemişti. Tolga abinin yanındaki ayıyı İbo kurt sanmış. O yüzden Tolga abi de kurt sanmış. Ben de burada diyecektim ki İbo Tolga abiye kurt demişti ama bakın Tolga abi diktatör çıkmış değil. Tolga abi kendi tarafıma çekip İbo'yu vurdurtacaktım. Ama o sıra yine ortaya atlayan bir köylümüz Furkan Bey kahin olduğunu iddia etti ve dedi ki Ahmet sisli kurt, Tolga abi vurabilirsin. Buradan çeviremezdim arkadaşlar çünkü hem Renas ben cadıyım, İbo abi kurtlar tarafından saldırıya uğradı dedi. Hem kahin geldi, Ahmet'i gördüm dedi. Bu kadar güçlü iki rolden kurtulmam mümkün değildi. Tolga abi de haklı olarak beni vurdu. Mami uyandı, günaydın mami. Ne horladın Biz sağdan birisine Süleyman'a mı kim birisine oy veriyorduk. O sıra bir gülme sesi geldi. İbo'nun küçük kız olduğunu anladık. Hayvan gibi suratımıza bakıyor. Sonra oyumuzu İbo'ya çevirdik küçük kız olduğunu anlayıp. Ama İbo ölmedi gece. Hepimizi de gördü. Hepimizi gördüğü için ben bari önce atlayayım ki hani önce inandırıcı olan benimki olsun dedim. Furkan Piçi kain olmasa bence iki tur daha yaşardım gibi ama olmadı. Bu maçtaki rolüm suikastçı. Tek başına kazanması gereken bir karakter. Her gece istediği bir kişiyi öldürebiliyor. Aynı zamanda kurtları da öldürebiliyor. Fakat kurtlar suikastçıyı öldüremiyor. Evet arkadaşlar, chatten anladığınız üzere aşk tanrısı Renas da beni aşık etmiş. Benim rolüm suikastçı, Renas'ın rolü ise sisli kurt. Yani ikimiz de kötü karakteriz aslında. Aşık rolünde olduğumuz için oyunu beraber kazanmamız gerekiyor. İkimizden birisi ölürse diğeri de otomatik olarak ölmüş sayılıyor. O yüzden kendimi koruduğum kadar Renas'ı da korumam lazım.
Sağ üstte gördüğünüz gibi rol simgemin üzerine yağ döküldü. Bu şu anlama geliyor. Oyunda kundakçı rolü var. Kundakçı rolü her gece en fazla 2 kişi olmak üzere yağ döküyor ve 3. günden itibaren de tek bir tuşla bu yağ döktüğü kişileri topluca öldürebiliyor. Kundakçı ölene kadar bu üzerindeki yağ kalkmıyor. Kahinim Furkan kurttu. Muhtemelen suyu öldürdü bunu. Yalan söylüyor. Kahin benim. Ekrem'in infosunu alalım. Kahin sen kime baktın? Emir kundakçı. Evet. Emir'e baktım. O kadar kişi arasında bana mı baktın Ekrem cidden? Çünkü kundakçıydı. Riske girmek istedi. En azından kahin çıkmasaydı herkes onu kahin sanacaktı. Kundakçı olacağına dair kimse şüphelenmeyecekti. Emir kahin midir değil midir bilmiyorum ama Ekrem kahine atladı fakat... Tek suçlu olabilecek kişi olan Emir'in rolünü söyledi. Çünkü Ekrem kahin olmayabilir, diğerlerinin rolünü bilmiyor çünkü. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Oyunda şu an varlığına emin olduğumuz tek rol kundakçı rolü. Çünkü Tolga abinin ve benim üzerime yağ döküldü. Biz de bunu köy halkına söyledik oyunda kundakçı var diye. Emir kahin olduğunu iddia etti. Fakat ölmüş bir kişinin rolünü söyledi. Yani o kişiye söz hakkı tanıyamayacağız. O kişinin Emir'i doğrulayıp doğrulayamadığından emin olamayacağız. O yüzden Emir'in kahin olup olmadığı şüpheli. Onu cebe koy. Emir'in kahinim demesine de Ekrem atladı. Hayır o kahin değil ben kahinim dedi. E peki sen kimi gördün o zaman gece dediğimizde de Ekrem Emir'e baktığını söyledi ve Emir'in kundakçı olduğunu söyledi. Şimdi 12 kişi arasından Emir'i seçmiş ve bu olaylar yaşanmadan önce oldu bu yani. İlk gece baktı daha kimsenin infosu falan yokken Ekrem'in içine doğmuş Emir'i seçesi gelmiş. Emir'in rolü de şansımıza kundakçı çıkmış. Şimdi ne olmuş oluyor? Elimizde varlığına emin olduğumuz tek rol olarak ne vardı? Kundakçı. Ekrem eğer Emir'e başka bir rol deseydi işte medyum, ruh çağıran, avcı falan diğer masumlardan birisi bunu yalanlayabilirdi. Çünkü hangi rolün kimde olduğunu bilmiyor Ekrem. Gerçek kahin olmadığı için. O yüzden varlığına emin olduğumuz tek rol olan kundakçıyı söyledi ki en azından başka biri çıkıp hayır Ekrem yalan söylüyor. O rol bana aitti demesin diye. Devamını izleyip göreceğiz. Çok iyi bir rol yaptım. Okuyayım melektim ya. Evet arkadaşlar Ekrem'in kahin olmadığını zaten anlamıştım. Burada kendisi de itiraf ediyor. Biz ikisinden birisini elemeye karar verip Emir üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ve tam Emir'i eleyecekken Ekrem yanlış birisini elemeyelim diye melek olduğunu itiraf ediyor. Yani Ekrem Emir'in rolünü atlayarak ortalığı karıştırmak ve ondan şüphelenmemizi istemiş. Eğer Ekrem'den şüphelenip oy verip Ekrem'i eleseydik melek olduğu için oyunu kazanacaktı. Melek rolünü anlatmıştım kısa özet geçeyim. İlk turda bir şekilde kendisini astırması gerekiyor bu karakterin. Ekrem de Emir'in rolünü atlayarak şüpheleri üstüne çekip kendisini astırmak istemiş. Kahin olmadığını zaten anlamıştık. Melek olduğunu da itiraf ettirmiş olduk. Şimdi geriye kaldı Emir'le ilgili şüphelerimiz. Benim tahminim yine doğruymuş o zaman. Evet Ekrem tam dediğim gibi. Arkadaşlar oğlum, bu arada bir kahin saniye konuşabilir miyim? Evet arkadaşlar kurtlar Ali'yi öldürmüş fakat Ali'nin rolü avcı yani ölecek olmasına rağmen istediği bir kişiye ateş etme hakkına sahip. Emir'in rolünü soruyor Ali ve olaylar onun üzerinden gelişiyor. Emir neydin? Ben kahine içtim amaya baktım amaya öldü bu gece a**ına koyayım. Oğlum yalan söylüyor yalan söylüyor yalan söylüyor. Ya ne alakası var? Niye ölen adama denk geldi? Ya ne bileyim baktım o öldü amma. Ya oğlum ya beyler. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir olay yakalıyorum. Emir ilk gece kahin olduğunu iddia ettiği zaman Furkan'a baktım Furkan kurt demişti. Fakat Furkan o sıra ölmüştü. Yani Emir ölü bir kişinin rolünü söylemişti. Az önce de söylediğim gibi ölü bir kişinin rolünü söylediği için ve oyunda ölülerin konuşması yasak olduğu için Furkan gelip de evet Emir doğru söylüyor diyemeyecek. Hadi diyelim bu tesadüf. İkinci gece kime baktın dediğimizde de Mami'ye baktım dedi. Fakat Mami de öldü. Yani iki gece üst üste ölen kişinin rolüne bakmış olamazsın. Emir gerçekten kahin olmadığı için ölen kişiyi söylüyor ki ölen kişi konuşamayacağı için herhangi birisi çıkıp Emir yalan söylüyor demesin. Bunu sağlamaya çalışıyor ama benden kaçmaz. Tabii ki yemedim. Emir'in rolü de kundakçıymış bu arada. Yani doğru bir tespit yapmışım Emir'in suçlu olduğunu düşünmekle. Tolga abiyle üzerimizdeki yağ kalktı. Bu şu şekilde çok güzel oldu. Hem bir kişiyi el etmiş olduk hem de kundakçı öldüğü için ben daha fazla yaşayabileceğim suikastçı olarak. Kahin olmayan oyunda nasıl iki tane kahin diye info geldi. Renas kurt, başka yok. Evet arkadaşlar şimdi Renas'a bir suçlama gelmesi demek ucunun bana dokunacağı anlamına geliyor. İbo küçük kız olduğu için gece Renas'ı kurt olarak gördüğünü iddia ediyor. Dolayısıyla biraz ortalığı karıştırmam ve Renas'ı biraz daha yaşatmam lazım. Çünkü Renas ölürse ben de öleceğim. Aşk tanrısı bize aşık etmişti unutmayın. Tamam bir dakika. Nasıl şimdi, lan? Bekle bekle. Ekrem seni dinleyeyim sonra ben bir şey söyleyeceğim. Galiba İbo'yu doğrulayabilirim. Benimki de tam bu tarz bir şey olacaktı. Emir'i suçladık.
Emir'e oy veriyorduk. Sisli kurt sis bastı. Bu da ya Besa salağıdır ya da Emir salağıdır. Muhtemelen Renas. Tamam. Ben de şunu diyeceğim. Ekrem Emir'in rolünü atladı. Sonra Ekrem'in melek olduğunu anladığımız zaman Emir'in ölmesini istemedi. Çünkü melek olduğunu bize inandırıp aslında arka planında bir kurt yatıyor olabilir. Ama bunu İbo'nun küçük kız infosu counterlıyor. Ekrem'i gördün mü sen? Gördüm değil. Gördün değil, okey. Bir şey diyeceğim. Bir kill mi, bir kurt mu var şu an kesin? Kırmızı rol var ya da bir tane mavi rol var. Tamam, kundakçıyı zaten öldürdük değil mi? Bir şey diyeceğim, Ahmet abi senin rolün ne? Ben dümdüz köylüyüm. Yine bir s**t yaramadım. Ben yanlış söylemiş olabilirim bu arada. Ya İbo. Neyi? Kurtu. Yanlış mı gördüm? Slow kurt. Ben muhafızım. Beni bir dinle. İbo, Renas ya da Süleyman'ın kurt olduğunu iddia ediyor ve %100 değil mi? İkisinden biri kesin mi? Evet, ikisinden biri döndü. Kesin. Tamam, döndü. Slow kesin dedi. Ekrem %100 mü peki? %100 temiz mi yani? %100. Tamam, Slow %100 mü yoksa Renas'ın olma ihtimali de var mı? Buna net bir şey söyle. Yok, Slow %70 falan. Hayır, bir şey diyeceğim. Ben de şu an çok kişiyiz. Şu an birisini asmayalım. Evet. Bir tur dayanalım. İbo yaşlı olduğu için kimi gördüğüne tam olarak emin olamadı. Bu işimize yaradı. %70 Sulo'dan, %30 da Renas'tan şüpheleniyor. Yani Renas'ı kurtarmayı başardık orada. Şimdi Renas'la aşık rolde olduğumuz için özel chatten birbirimizle yazışıyoruz. Ben suikastçıyım, Renas da kurt. Yani ikimizin de birer kill alma hakkı var. Ben Göktuğ'a saldırdım bu el. Çünkü anladım ki hafiften benden şüphelenmeye başlıyor. Ahmet abi rolün ne falan diye yokluyor beni. Renas'a da dedim ki İbo'yu öldür. Çünkü İbo küçük kız olduğu için bu gece daha detaylı bakacak ve gerçek kurtun kim olduğunu öğrenecek. Bunu istemediğimiz için Renas'a İbo'yu öldürmesi gerektiğini söyledim. Şimdi. Bu şimdi ölü olarak Sulo'ya verdiyse. Renas'ı öldürün diyor. Ölü değil, evet, Renas'ı öldürün diyor. Şimdi Ekrem burada şunu demek istiyor. İbo belediye başkanı olarak öldü. Yani başkanlık koltuğunu birine devretmesi gerekiyordu. Öldüğü için konuşması yasak. Fakat başkanlık koltuğunu Sulo'ya devrederek Sulo'nun temiz olduğunu, gece Renas'ı kurt olarak gördüğünü iddia ediyor İbo. Yani konuşamıyor ama belediye başkanlığını vererek bunu bize anlatıyor aslında. Yani şu an ben masum rolü olsam %100 ihtimalle Renas'ı asardım orada. Fakat şu an Renas'la takım olduğum için olabildiğince yine ortamı kaosa sürüklemem ve Renas'ı hayatta tutmam lazım. Bu yüzden şöyle bir teori atıyorum ortaya. Süleyman muhafızım demişti. İbo'nun da küçük kız olduğunu ve eğer bu gece ölmezse kurtun kim olduğunu %100 olarak göreceğini biliyorduk. E Süleyman da gidip İbo'yu korumamış. Bana resmen orta açmış yani. Ben de dedim ki Süleyman muhafızdı ama İbo'yu korumamış. Eğer İbo'yu korusaydı İbo %100 olarak kurtun kim olduğunu öğrenecekti. Süleyman bunu yapmadığına göre Süleyman yalan söylüyor diye bir teori attım ortaya. Bakalım sonrasında ne olmuş. Ama bir şey diyeceğim. Ya tam tersiyse? Bir şey diyeceğim. Bak. Sulo İbo'yu bu tur korumadı ve İbo'nun küçük kız olduğu kesindi. Yani kurtu %100 görecekti. Sulo İbo'yu korusa İbo zaten kim olacağını söyleyecekti bize. Renas Ahmet aşık mı? Ahmet kafası sağladı diye. Üzgünüm Ahmet. Çok bariz belliydi yani. Ekrem aşığız diye niye ikimizden birisi suçlu olsun? Onu bir düşün. Ekrem, beni bir dinle. Sulo İbo'yu korusa... Korumadım ben diyorum. Bak, korumadım diyor. Sulo ölse bile İbo kurtu zaten görmüş olacak, anladın mı? Beni bir dinle. Şimdi biz Renas'la aşığız tamam ama buradan iki tane köylü ölürse siz oyunu kaybediyorsunuz. Ya ben tek başımayım ki. Kaybediyorsunuz. Sulo birinizi öldürecek. Başkanlık da Sulo'da. Hadi bakayım oylamada al bakayım Sulo'yu. Nasıl alacaksın? İbo'nun olduğunu biliyor, niye korumadı? İşte abi onu diyorum ya. Şu şekilde. İbo orada bana suç attı ya, ben de İbo'dan şüphelendiğim için İbo'yu korumadım. Sulo'nun neden oy veremediğini kimse bana mantıklı bir şekilde açıklayamaz. Tolga abi, Sulo'ya mı veriyorsun sen? Yes, süper oynadık burayı Renas'la. Anladık. Bakalım, bitmedi, evet. Oyun bitti. Tam tahmin ettiğim gibi. Evet, az önceki manipülasyonumuz başarılıydı. Masumlardan birini el ettik ve sona 4 kişi kaldık. Renas'a Ekrem'i öldür dedim. Ben de Tolga abiyi öldürdüm. Ve son üçlüye ben... Renas ve Besagor kalmış olduk. Besa, ver Renas'ı, kazandın. Evet arkadaşlar, şu kadar muhteşem bir roleplay'in sonunda muhteşem bir şanssızlık yaşadık. Sona kalan tek masum olan Besagor'un rolü karga rolüymüş. Bu rol şu işe yarıyor. Gece istediği bir kişiyi seçiyor ve o kişiye 2 oy atmış sayılıyor. Bir de sabah olduğu zaman o kişiye direkt olarak kendisi oy veriyor ve toplamda 3 oy almış oluyor o kişi. Besagor da karga rolünü Renas üzerinde kullanıp bir de gündüzken Renas'a oy verdi ve biz Renas'la 2 kişi olmamıza rağmen biz Besagor'a 2 oy atabilmiş olduk. Besagor da karga özelliği sayesinde Renas'a 3 oy atabildiği için Renas'ı elemiş oldu. Renas'la birlikte aşık rolünde olduğum için Renas ölünce otomatik olarak ben de ölmüş oldum ve bu 2v1'i kaybetmiş olduk. Böylesine güzel bir gameplay, böylesine güzel bir roleplay kayıpla sonuçlanmış oldu ama yine de çok güzel bir maçtı.
Bu maçtaki rolüm muhafız. Her gece kendim de dahil istediğim bir kişiyi seçerek o kişiyi saldırılardan kurtarmış oluyorum. Üst üste iki gece aynı kişiyi ya da kendimi seçemiyorum. Yani ilk gece kendimi koruduysam ikinci gece bir başkasını korumam lazım. Üçüncü gece tekrar kendimi koruyabiliyorum. Çete ararken imşalandı amına. Furkan nasıl intikamımı aldım az önce? Öyle 1,5 saat izlersin maçı. Oğlum suikastçı olmuşum zaten tek başımayım. Kesin bu piç yine kahin mani olur beni görür dedim yeledim bunu amına. Kurtla influencer aşık. Hadi bakalım. Tolga abi Libo'ya aşık ettim. Gençler burada muhteşem bir combo denk geliyor. Ekrem ölünce influencer görevini tamamlıyor. Yani influencer'ın görevi Ekrem'in seçilmesiymiş. Biz de buradan şunu çıkarıyoruz. Influencer ve kurt aşık rolündeler. E aşk tanrısı da kime aşık ettiğini bildiği için diyor ki ben İbo ve Tolga abiye aşık ettim. Yani birisinin influencer, birisinin de kötü rolde olduğunu düşünüyoruz. Bu teoriden yola çıkarak. Düşünme sebebimiz de şu, influencer'ın görevi olduğu için ve kötü bir rolle aşık olduğu için benim şöyle şöyle görevim var, şu kişiyi öldürür müsün demiş olabilir. Bu yüzden böyle düşünüyoruz. Emir'den güzel bir info geldi. Influencer'ın yani 12 kişi arasından tutturması tutturduysa helal olsun. İkinize bir rol check yaptırmamız lazım bence. Neysin? Influencer'sın. Influencer'ım. Tamam. Ben de ruh çağıran. Aynen abi. Hayır, aynen. Hayır yalan söylüyorum. Ruh çağıran benim. İkisinden biri kidir aynen. Şimdi arkadaşlar influencer'ın olayı şu, bir tane görev veriyor ona işte şu kişinin seçilmesi lazım diye. 12 kişi arasından seçilmesi gereken kişiyi tutturdular. Yani İbo ile Tolga abi aşıktı. İbo aşık çetinden Tolga abi dedi ki benim şöyle şöyle görevim var. Sen eğer suçluysan şu kişiyi öldür. Tolga abi de o kişiyi öldürdü. Yani İbo influencer, Tolga abi de suçlu. Ver bundan dönmez mi? Oğlum ya abiler. Oyu çekin, oyu çekin, oyu çekin. İbo ne yazdı söyleyeyim mi? Abi şunu kes de benim de görev olsun ama. Yine görev aşkından gitti amına. Silo kurdu Tolga abiyi vursun. Evet arkadaşlar Sülo diktatördü. Tolga abiyi vurdu. Diktatör eğer kurtu vurmuş olursa hayatta kalmaya devam ediyor. Yani Tolga abiyi doğru bildik. Az önce anlattığım teorim doğru çıktı. Sülo vurduktan sonra hayatta kaldı. Yani kurtu doğru bilmiş demek oluyor bu. Ben Sülo Emir full clear. Abi şey ne? Tavşan geldi. Tavşan geldi lan. Ben muhafızım. Emir'in aşk tanrısı olduğunu ifşaladığı el Emir'i korudum. Sonra kendimi korudum. Ben az önce uyuduğum için konuşamadım. %100 safe kimlere demiştiniz siz? Emir kesin. Ben ruh çağıranım. İnfoları verdim. Tolga abi ruh çağıranım dedi. Yalanladı. Ben ruh çağıran olduğumu söyledim. Eledik. Doğru. Tamam. Burada Mami bombacı olduğunu söylüyor ve cidden round'a bombayla başlıyoruz. Yani Mami'nin bombacı olduğuna emin oluyoruz. Göktuğ bug'a girdiği için bombayı herhangi birisine fırlatamıyor ve ölüyor. Mami bombacı, Süleyman diktatör, Emir de aşk tanrısı. Bu üçünün temiz olduğu kesin. Diğer ikisi arasından bir oylama yapacak bizimkiler. Gençler şöyle bir şey oldu. Ali anlatayım. Ali avcıydı. Renas rastgele vurdu. Renas kurtmuş yani işimize yaradı. Gençler bu maçın başında trolüne Renas yanlışlıkla chatte kendini ifşaladı demiştim hatırlıyorsanız ki. Söylediğim şey doğruymuş. Oyunda chat T tuşu ile açılıyor. Renas da kurtlarla konuşmak için chat'i açmış. Fakat yanlışlıkla T diye mesaj atıp enter'a basıp yollamış bunu bir de. Renas'ın bu tatlı fail'ini de sizle paylaşmak istedim. Renas cidden kurtmuş yani. Tolga abi ile İbo'yu doğru bulduk ama onlar çok şanssızlığa denk gelmiş. Influencer'ın görevi Ekrem'in ölmesiymiş. Fakat İbo gidip de işte benim görevim var. Ekrem'i öldürür müsün dememiş Tolga abiye. Tolga abi ve kurtlar rastgele oy vermiş Ekrem'e. Ekrem ölünce de influencer kazanmış oldu. Dolayısıyla o İbo ve Tolga abinin aşık olup birisinin kurt olduğu teori ortaya çıkmış oldu. Çok şanssız yakalandılar yani. Güzel bir videoydu. Genel olarak çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu tarz farklı oyunlar istiyordunuz. Ekibin video çektiğinden haberi yok bu arada. 12 kişi toplanmışken ben de arkada kayıt alayım dedim. 3-4 gündür agro oynuyorduk çünkü ve çok keyifli geçiyordu. İyi ki de kayıt almışım. Siz de böyle farklı oyunlar istiyordunuz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.